Ufuk'un iç dünyasını ve kişiliğini yaratan bir otomobil bence. Araba Ufuk'u yansıtıyor. Tam anlamıyla. İnsanoğlu herkese merhaba. Ufuk bu arabayı zaten uzundur arazi yapmayı seven bir arkadaş olarak gaza gelip aldı. Ağzını burnunda topladı aslında. Detay işleri vardı. Ama geçen zorlu bir arazi şartlarına girdi. Buraya fotoğrafları koyuyorum. Arazi şartı değil. Zorlu olan Ufuk'un araba kullanması. Yani arabada günah yok bu arada. Arabada hiçbir şey yok. Yani Ufuk... Yani, şu diferansiyeli gösterebilirim. Bilmiyorum ışık getireyim mi? Var. Her şeyimizi çözeriz. Şurası. Of, dişlere bak abi. Daha da geliyor. Eyvah. Paramparça etmiş abi ya. İçerisi daha da kötüydü. Yani o kadar çok çapak çıkardık ki şeyden de. Bilmiyorum. İçerisini görebilecek misin? En son bir kar gezisi yaptı. Kar gezisi yaptığında sapladı arabayı. İşte bu araçlarda Amerikandı, Japondu hiçbir önemi yok. Sahibinin nereli olduğu önemli. Araçların günahı yok. Sahibinin memleketi önemli abi. Araçların memleketi önemli değil. Çünkü karakasa güzel, keyifli, kuvvetli bir araçtır. Üstelik bu bir de manuel bir karakasa. Otomatik de değil. Evet. Orijinal manuel bir araba. Öyle karakasayı da manuelde bulmak zordur hakikaten. Yapacak bir şey yok. Birazcık girdi Ufukçuğumuza. Bir minik tatlı. Ama doğru ellerde söküyoruz. İşte bakın bu arada arabanın alt takımları falan ayrılarak offroad. Ne oldu hakkında hiç fikrim yok ama Ufuk iyi olduğunu söylüyor. Evet, büyük ihtimalle. Karakasacılar yazsın aşağıya, büyük ihtimalle bildikleri bir şeydir onların. Normalde Alyan ama Amerikan ölçü olduğu için o ara ölçü bulmak biraz zor oluyor. Olaylar farklı. Amerikan abi, kendine göre yapmışlar. Plastik çekişte anlamıyor. O Amerikan abi. Anlamıyor. Fazlası yapma. Çocuk geliyor. Evet, hadi alalım. Mal sıkışmış demek reis. Evet. Yamulmuş mu? Bakacağız. Yok, şurası diyorum yamulmuş mu? Biz alışığız ya hani. Pürüz... Hah, ayrıldı. Pürüz ayrılmıyordu derken? Pürüz direkt hani yamulur ya. Bakarız. O zaman şuraya şey bilyası... Bilya Volkan gibi yapsana. Bilya kompleks. Öyle. Bak. Baksana. Şu bilya. Tamam. Ya. Oradan görmez. Yani araya koy abi. Bak. Şu arasına bakın. Gibi. Evet, oradan. Alacağım kadar al. Olur canım benim. Bak ne kadar Fenerbahçeli söyledim. Bak. Fukçum, bütün offroadçular arasındaki klasik geyiği biz de yapalım ya. Aramızdaki tek Amerikancı olarak... Valla ben şimdi ülke gözetmeksizin konuşuyorum yani. Biz az önce şey dedik, lafını balla böleyim. Arabaların kimliklerinin önemi yok da sürenlerinin nereli olduğu önemli dedi. Ya şimdi bu arkadaşın memleketi de güzel, has, 10 numara bir memleket ama... Anadolu çocuğu yer mi? İşte yer mi Anadolu çocuğu, doğru söylüyor. Peki Barış'cığım, yani bir Hilux'cu olarak kare kasayı sürükleyecek misin arazide? Kankam, sen bugüne bugün... Kasa büyük, arkaya koyacağım bunu. Seni tavan sepetine bağlayıp... Sen bugüne bugün bazı insanları çekmiş adamsın yani. Marka model vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Ben asla vermem. Ben vereyim. Ama yok yani şimdi... Ama çekmiştim. Ben o Hilux'u tavan sepetine bağlayıp bir götüreyim de. Kendine gelsen kankam. Yani günün sonunda ben çekmeyeyim seni de. Onu söyleyeyim ya. Neyle çekeceğim? Vincin mi var senin? En kötü halatla çekerim. Ya takviye kablosuyla çeker benim kardeşim ya. En kötü onunla çeker. Nedir yani, büyütmeyi bu kadar. Araya oturursun en kötü. Ne çabuk unuttun lan bu araba nasıl ağır çekere geçiyor diye. Ben ilk defa toprağa çıkıyorum. Onları bilmiyorum. Beraber bilmiyorum. Onunla beraber gittik ya, diyor ki bana. Lan ilk defa arabayı diyor 4 çeker aldım. Bu zamana kadar hep 2 çeker. Yalansa yalan de. Oğlum her şey yavaş yavaş öğreniyoruz. Yalansa yalan de. Yanlış anlamadı. Ben bu arazi araçlarına 6-7 yıldır biniyorum ha. Tamam kardeşim de, yok çekerim geçer diye bir laf var yani. Göreceğiz kardeşim arazide. Hadi bakalım, bunları kayda geç. Yani bunlar kayıtta kardeşim. Arazide görüşeceğiz bu arada. Aynen. Bu arkadaşla görüşeceğiz. Kare kasanın çıkmasını bekliyoruz heyecanla. Sıfır lastik gördü. Sera gördü. Sera gördü kullanışımı. Kafir. Senin yanına oturacağım. O zaman... Affedersin, kafir gittin. Oğlum ben en son 4 kuma saplayacağım. Ben sapladım oğlum, sen değil ben yaptım. Yayladaki videolarımı gruba attım. Gördük kanka, kaldığım videoları. Sen orada şehir içinde, İzmit'in şehir içine gidemezsin. Şehirli şeyler, kamyonetler seni çekmiş orada, Amarok'ta falan. Amarok'ta devrildi oraya. Hayır ya. Ne alakası var kardeşim? Övdün gelmişsin orada, normal yol lastikli Amarok seni çekiyor orada karın içinde. Ben altı vurdu, ben altı vurdu. Emin Amarok'ta kar lastiği vardı, ayrıca ben orada kanala düştüm. Ufuk'cum şunu bir aydınlatır mısın bir de? Bak şimdi... Amarok çekemedi acı orada, beni videosunu gireriz orada silmediyse. Ben şimdi bak fotoğrafını çekemedi, da koyacağım. Yine beni bir kare kasa çekti. Yok, kare kasa çeker, sıkıntı yok, çekmesinde problem biz yok da biz grup olarak şöyle bir şey diyoruz. Bence o kanala sen bilerek girdin. Bilerek girmedim. Bilerek abi nasıl düştün o kanala, kurban olayım ya. Yanımda eşim de vardı. Bizim arkadaş çıkamadı, lastik basınçlar, hava basınçlarını düşürmemişti, tamam mı? Aha. O BF lastik var onda da. Lastik basınçları düşürmemiz gerekiyordu normalde. Üşendik, düşürmedik. O kaldı. Ben çıktım. Yani manuel olduğu için 3-4 yani devir çevire yükleniyorum. Onunki otomatik olduğu için sıkıntı yaşadı. Geri döndüm onu kurtarayım diye. Geri gelirken bir anda kaydı. Bu tarafa düştü. Yavaşça düştü yani. Ama hoşuna gitmiş gibi de bir huyum vardı ya. Çok güzeldi ya. Evet, akşam çalışmalar devam ediyor. Şimdi aksları söktük. Diferansiyeli alacağız, ufağa faturayı çıkaracağız. Yanlış mı işaret? Evet. İşaret koyuyoruz ki nereden söktüğümüzü bilelim. O da güzel yapmış. Arabanın altına ne kadar çok marka şey var. He. Ufuk bir gelsene. Bunların hepsi marka galiba ya. Kankam bize bunlardan biraz bahset ya. Arabanın altında bir şeyler var. Akşam da gözüktüğü kadar. Silinmiş ya, bilmiyorum. Okuyamadım yani. Saplama da mı yok abi? Sablusu bende yok yani. Onu bulsam onu da yapmış. Senet abi oturman için tahta getir. Ya Barış'ım bu bir Allah'ını seversen bu nedir, ne çektiğimiz bu Amerikanlardan ya. Allah'ım ya. Vallahi billahi ya. Hilux'un altında ben bilmiyorum ha böyle parça var mı yok mu. Hiç görmedik gibi. Görmedik kardeşim ya. Bu ne ya? Çünkü yok. Yok. Hayvan tornavidasını ver. Hayvan tornavidası. Oğlum LPG'den de olabilir. Kalemi artık kısıtmıyor mu? Regülatör ödüyor ama bozulursa içine su geçiyor ya. Evet, mal geliyor. Mal geldi. Geldi. Aksını değiştireceğiz. Evet. Sarılıyor çok. Eyvah. Geçmiş olsun Ufuk'cum. Sıkıntı. Fazla offroading'in zararları. Malzemeleri söktük. Şunlar dolapları, ayar şeyleri. Potansiyel ayarlarken ne kadar solda ne kadar sağda Uzun bunlarla ayarlıyorsun. Bunlar da hasar almış, ezmişler bunları. Ayarda bir hata var, baksana. Paramparça olmuş. Aa, hakikaten bak, görüyor musunuz? Bunlar gitmiş. Sen de bunları istiyordun değil mi sen? Evet. Hukuk'cum gel. Hah, aynen öyle çevirirseniz dişlerin hali bu başarının resmi aslında. Kardeşim aynen bu hakkıyla yapılan bir offroading. Oo bak bunun içi deymiş Senat abi. Baksana. Ufukçum. Abi cırcırlığa şey yapsana. Ben sadece bakıyorum. Amerikan uçuşu ya, onun yanında çalışıyorum. Gel. Eski Nisancılardan kim kaldı? Şimdi Vedat hayatında ilk kez dip görüyor değil mi? Dip mi lan o? İşte senin Vosuz'un şanzımanında buna benzer diferansiyel var. Vallahi tek iyisin. Bir de mod sensörü yürürsek aynı. Vallahi. Evet Senat abi, günün sonunda Ufukçuğuma neler girdi? Vallahi ön tarafı baştan sona Ufukçuğumuzu sokacağız herhalde. Fazla offroad'un zararları mı diyebiliriz ya da bilinçsiz offroad'un zararları mı diyebiliriz? Yani bilinçsiz offroad'un zararları diye bakıyoruz bunu. Yani şu anda emin olmamakla birlikte komple diferansiyel de girmiş olabilir. Yapma yani ya. Aynı martıyla kurtaramayacak olabilir. Karlı zarlar. Ufum. Gel ya. Offroading.